Bu videomuzda konseptimiz biraz daha farklı olacak. Ayşe Nur karşımda, bana bazı sorular soracak. Bunlar şu an bilmiyorum ne soracağını. Diyetle ilgili 15 tane sorusu varmış. Popüler olduğunu düşündüğü, toplumda böyle bir kanının olduğunu düşündüğü 15 tane soru. Bunlar doğru mu yanlış mı, bana bunları soracak. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldin Ayşe Nur. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İlk sorunu alayım. Evet, hemen soruyorum. Organik gıdalar daha mı besleyicidir? Organik gıdaların daha iyi bir alternatif olduğu doğrudur. Ama organik gıdadaki protein mesela normal bir gıdadaki proteinle kıyasla daha fazla olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Organik gıdalar daha vitaminlidir. Organik gıdalardaki mineral yükü daha fazladır. Ama bir şey, ya mesela pancar şekeri organik olabilir. Organik bir pancar şekeri. Hiç gübre kullanılmamış, pancar kendisi büyümüş ve şeker üretilmiş. Ama fazla şeker tüketimi şeker hastalığının nedenidir. Yani organik olunca her şey masum olmuyor. Diyet içerikler sağlıklıdır. Light. Bu algı doğru mu? Light olması, zero olması, kesinlikle hiçbir faydası yok. Diyet olması o şeyin sağlık olduğunu göstermiyor. Nitekim light olunca, hani biliyorsun mukavva gibi bisküviler yapılıyor. Krakerler, glisiniler, işte kepek, hani kahverengi renk verilmiş bisküviler sanki faydalıymış gibi, hiç alakası yok. Light ürünler tamamen bir diyet aldatmacası. Tüm karbonhidratlar kötü müdür? Genelde kötüdür ama tüm karbonhidratlar kötü değildir. Bizim için kötü olanlar basit karbonhidratlardır. Kompleks karbonhidratlar, mesela tatlı patates, ondan sonra meyveler, tahıllar, bitkiler, sebzeler, bunların büyük kısmı kompleks karbonhidrattır ve faydalıdır. Her karbonhidrat kötü değildir. Basit karbonhidratlar kötüdür. Yumurta sarısı zararlı mı? Yumurta sarısı günde 1-2 tane yumurta tüketilebilir ama 2'den fazla tüketilmesi kolesterolü arttırabilir. Yani eğer ki sağlıklı bir bireyse, ailevi kolesterol yüksekliği öyküsü yoksa, sigara kullanmıyorsa, kalp damar hastalığı yoksa, yaşı da 40'ın altındaysa bu kişi yumurta açısından kısıtlamaya gerek yok. İstediği kadar yumurta yiyebilir ama ben genellikle günde 2 taneyle sınırlanması taraftarıyım. Yağsız gıdalar daha mı sağlıklı? Hiç alakası yok. En güzeli sağlıklı yağlar tüketmektir. Yağ vücudumuzun olmazsa olmazıdır. Hücre zarlarımız tamamen yağ ile yağlardan oluşmuştur. Vücudumuzda kolesterol birçok hormonun yapı taşıdır. Yağlar olacak. O yüzden az yağla beslenmek bizim için iyi bir alternatif değildir. Mümkünse basit karbonhidratlara kısıtlanmalıdır. O yüzden hani o eski modellerdeki işte yağsız tavuk eti yiyin, yağsız tavuk göğsü tüketin. İşte sütün yağını çıkaralım, peynirin yağını çıkartalım, her şeyden yağ çıkartalım, kupkuru bir şey olsun. Bunlar daha sağlıklı alternatifler değil. Su diyeti yaparak kilo verebilir miyim? Su diyeti kilo vermek için iyi bir yol olabilir ama sonrasında çok daha hızlı alırsınız. Eğer ki uzun vadeli olmayacaksa 2 gün, 3 günlük su diyetleri yapılabilir. Ama uzamış su diyetleri vücutta sarkopeni riskini artıracaktır. Çok ciddi vitamin ve mineral eksiklikleri olacaktır. Metabolizma hızımız düşecektir. Sonrasında daha hızlı kilo alabiliriz. Yani o an hızlı kilo verdiriyor olması onu sağlıklı yapmıyor. Diyette çikolata yenmez. Diyette çikolata yenebilir. Sütlü çikolataların şeker yükü biraz daha fazladır. Ama bitter çikolataların içerideki kakao miktarı daha fazla olduğu için flavonoid miktarı çok fazladır. Çok faydalıdır. Günde 30-40 gram kadar bitter çikolata her diyette tüketilebilir. Bitter çikolata sağlıktır. Az yemek yiyerek kilo verilir mi? Az yemek yiyerek kilo vermek iyi bir alternatif olabilir. Aralıklı açlık kapınca kısmen kalori kısıtlaması yapılabilir. Bir de bizim 5'e 2 diyetimiz var. Haftanın 2 günü 800 kalori ve altında alıyorsunuz. Yani bu düşük kalorili beslenme kilo kaybını hızlandırıyor ama herhangi bir kas kaybına neden olmuyor. Metabolizma hızını düşürmüyor. Yani gerçekten çok besleniyoruz. Az yiyerek kilo verebiliriz. Ama hani az yemekten kastımız şu değil. Ben çok az tüketeceğim. Önüme gelen her şeyi az yiyeceğim. Bu çok iyi bir alternatif değil. Sağlıklı şeylerden de bolca yiyerek kilo vermek lazım. Mesela bitkisel proteinler, bir salata olsun. Ondan sonra haftada 2 gün mutlaka balık tüketmek lazım. Haftada 2-3 gün kırmızı et tüketmek lazım. Hani her şeyin azı makbul değildir. Yağ yakmak için sadece egzersiz mi yapmak gerekir? Yağ yakmanın en güzel yolu diyettir aslında. Elbette egzersiz bizim olmazsa olmazımız ama kilo vermenin en güzel yolu %80'i diyettir. Diyeti egzersiz eklediğinde bu süreç çok daha hızlandırılmış olur. Egzersiz yaparak kilo kaybını hızlandırabilirsiniz. Ama hem yiyeceğim, diyetime dikkat etmeyeceğim, sadece egzersiz yaparak kilo vereceğim. Çok uğraşırsınız. Karın egzersizi yaparak karın yağlarımı eritebilir miyim? Karın egzersizi yapınca yağlanma öyle bir şey ki tüm vücutta homojen olan bir şey. Homojen derken yani ben karın kaslarını çalıştırınca karın yağlarından gitmiyor. Hani hep vardır işte bir alet var.
ya da ne bileyim sürekli mekik çekerek karın yağlarını daha hızlı eritemezsiniz. Bu doğru değil. Yine ilk yağlar nereden harcanması gerekiyorsa oradan harcanacaktır. Bölgesel kas hareketleri bölgesel yağlanmayı ortadan kaldırmaz. Limonlu su zayıflatır mı? Limonlu su değil, normal su bile zayıflatır. Su tüketiminizi artırırsanız günlük kalori alım ihtiyacınız azalır ve kilo kaybınız hızlanır. Limon da C vitamini içerdiği için kısmen bu sürece katkıda bulunabilir. Ama ben diyet yapmayacağım, limonlu su içeceğim, kilo vereceğim. Yani mideniz yanar, tansiyonunuz düşer. Yani bir şeyi de çok abartmamak lazım. Sık sık ve az az yemek zayıflatır mı? Artık sık sık yeme modelini terk ediyoruz. Midemizin rahatlaması lazım. Vücudun detoksifikasyona uğraması lazım. Otofajiye girmesi lazım. Bu yüzden aralıklı açlığı öneriyoruz artık. Bu yüzden sürekli bir şeyler yeme halinde olmayın diyoruz. Akşam 6'dan sonra bir şey yemeyin diyoruz. Yani vücudun hafif açlık çekmesi bizim için kötü bir şey değil. Elbette uzamış açlık olmayacak. Yani 1-2 günü aşan açlıklar olmayacak. Ama sık sık yemek yemek bizim için, insan fizyolojisi için sağlıklı bir seçenek değil. Yulaf öneriyor musunuz? Yulaf güzel bir yiyecek. Yani içindeki bitkisel proteini kısmen zayıf, biyo yararlılığı düşük. Ama lif bakımından, kompleks karbonhidrat bakımından tüketilebilir. Ve benim açımdan öcü bir gıda değil. Kendim de gayet de yulaf tüketiyorum. Çok aşırı tok tuttuğunu düşünmüyorum ama. Hani bir et kadar, yumurta kadar tok tutmuyor. Genel olarak gözlem o şekilde. Ama diyetimde yulafa genel olarak yer veriyorum. Vitaminler kilo aldırır mı? Vitaminler kilo aldırmaz ama altı yatan ciddi vitamin eksikliği yüzünden halsiz düşmüşseniz ve siz vitamin alarak bu halsizliği giderirseniz, yani aslında vitamin eksikliğinin giderilmesi, yani bir şeyin normale dönmesinden bahsediyoruz. O zaman için iştahınız normal seviyeye gelebilir. Yani vitamin eksikliği varken hastaydınız aslında. Vitamin eksikliği ortadan kalkınca normale döndünüz. O sizin normaliniz. Yani bu kabullenebilir bir şey değil. O yüzden vitaminler normalde kilo aldırmaz ama vitamin eksikliğine bağlı halsizlik, iştahsızlık problemi vitaminler eksikliği tamamlanınca ortadan kalkabilir. Bu da iştah açıcı bir durum olabilir. Kilo da beraberinde gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.